Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme notlarına bakacağız. Bu güncelleme Eylül'ün başında orijinal sunucuya gelecek. Penny Nerf 7 oyun başındaki temel fiziksel defansı 19'dan 16'ya düşürüldü. Seviye başına fiziksel saldırı artışı ise 3 düşürüldü. Son seviyede 45 daha az fiziksel saldırısı olacak. Neredeyse bir item arkadaşlar yani bayağı düşürülmüş seviye başına fiziksel saldırı artışı. Moskova'da düzenleme yapılmış. Birinci yeteneğinin verdiği saldırı hızı bonusu özelliği son seviyede %20 civarı düşürülmüş. Artık eskisine göre daha yavaş vuracak birinci yeteneğinin saldırı hızı bonusu özelliğiyle. Ultisinde de düzenleme yapılmış. Ultisi artık %50 yavaşlatma özelliğine sahip olacak. 1,5 saniye değil menziline göre artacak arkadaşlar. Rakip çok uzaktaysa 5 saniyeye kadar yavaşlatabilecek. Yani diyor ki git de yakala yakalayabilirsen. Adamı çünkü 5 saniye yavaşlattığınızda çok uzun bir süre bakın şuraya atalım arkadaşlar. Şimdi vurduğunda bakın mesafesine göre bayağı uzun bir süre yavaşlayabilecekler. Ortalama 3 saniye civarı yavaşlattılar. Daha uzun olsaydı 5 saniyeye kadar çıkabilecekti. Ultisine de böyle bir özellik eklemişler yavaşlatma olarak. Eskisine göre daha uzun süre yavaşlatabilecek ultisi. Aldus Nerf yedi, oyun başındaki temel canı 50 düşürüldü. Seviye başına can artışı da 10 düşürüldü. Son seviyede 200 daha az can olacak. Beyin Buff 7 geçen haftada yine ikinci yeteneğinin can yenilemesi artırılmıştı. Bu hafta da ikinci yeteneğinin temel hasarı her seviyede 50 arttırılmış. 2 tane buff yiyecek. Jansın'da düzenleme yapılmış. Jansın'ın ultisinin bekleme süresi her seviyede 15 saniye düşürülmüş. Fakat ultisi artık kullandıktan sonra değil, bittikten sonra bekleme süresine girecek. Yani eskiden biz açıyorduk ultiyi, adam 40 saniye geziyordu. Ultinin bekleme süresi doluyordu. Birine çarpıyordu. Hemen tekrar ultiyi kullanabiliyordu. Artık böyle olmayacak. Biz ultimizi açacağız. Şu an bekleme süresi işlemiyor arkadaşlar. Gidip mesela birine çarptıktan sonra o zaman başlayacak bekleme süresi. Şöyle geziyoruz mesela 10-15 saniye. Sonra gidiyoruz adama çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın, çarptıktan sonra 25 saniyeden saymaya başlıyor. Yani seri seri eskisi gibi ulti kullanamayacaksınız. Çarptıktan sonra ultinin bekleme süresi başlayacak. CS'de düzenleme yapılmaya devam ediyor. Pasifi biliyorsunuz değiştirilmişti. Nerf 7 şimdi de pasifindeki her bir fiziksel zırh delme için %1 zırh delme kazanıyordu. Bunu %0.5'e indirmişler. Yani 20 zırh delme kastığınızda %10 zırh delme özelliğine sahip olacaksınız. Lesley kahramanda. Ultisi buff yemiş. Her seviyedeki temel hasarı 50 arttırılmış. Ultisine yeni bir özellik eklenmişti. Kritik saldırı şansı veriyordu. Bunu da yine birazcık düşürmüşler. İlk seviyede %15'ten 5'e düşürmüşler. Son seviyede de %25'ten %15'e düşürmüşler. Yani biraz daha azaltmışlar. Fakat ultisine yeni bir özellik daha eklenmiş arkadaşlar. Bakın artık Böyle ultisinin kullanımı daha uzun süre tercih süresi veriyor sizlere. Ayrıca bunun menzili de birazcık kısalmış sanırım. Bakın düşmanları direkt görebiliyorsunuz. İstediğinizde rahat bir şekilde seçebiliyorsunuz. Yeni bir de ses efekti var burada. Bakın şöyle bir ses çıkıyor. Beni tanıyanlar şimdi ölü. Son şey sesi. Bir Gördüğünüz gibi Lestey'in yeni ultisi bu şekilde olacak. Menzilden zaten görebiliyorsunuz bütün düşman kahramanları. <laughs> Paramis nerf yemiş ultisini açtığındaki ekstra olarak verdiği HP özelliği %15'den %10'a düşürülmüş. Valentina nerf yedi birinci yeteneğini ikinci kez kullandığında aynı düşmana Korkutma özelliği 0.7 saniyeden 0.5 saniyeye düşürüldü. Ayrıca artık Mino işte Van Van'ın ultilerini çaldığında bunların steklerini de kendisi tamamlaması lazım. Yani direkt ultiyi açamıyorsunuz arkadaşlar. Ultiye bastığınızda gördüğünüz gibi Van, Van dönüştü. Ve zayıf noktalarını açması lazım. Diğer türlü ultisini kullanamıyor arkadaşlar. Bakın zayıf noktaları açtığınızda ultiyi kullanabiliyorsunuz. Yani bu da çok büyük sıkıntı çünkü verdiği süre zarfında hem zayıf noktalarını bulup hem de ultiyi açmanız lazım. Bakın zaten eğer zayıf noktaları bulsanız bile bu süre dolduğunda ultisi otomatik kapanıyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Eskisine göre baya kötü olmuş diyebiliriz aslında. Mino'da da yine aynı durum söz konusu. Bakın açıyoruz. Şöyle zayıf noktaları bulduk. Ama hani ultiyi biraz geç açmak istedik. Bakın. Şimdi açacağım mesela. Açtım. Daha ulti bitmeden gördüğünüz gibi kapandı. Çünkü e, Valentina'nın kendi ulti süresi doldu. O yüzden bayağı sıkıntı olmuş eskisine göre. Geçen hafta nerf yemişti. Ultisine alma özelliği daha geç oluyordu. Bakın bu şekilde etrafında şey çıkıyordu. İkinci yeteneğe ulti formundayken buff yemiş arkadaşlar. Bu özelliği... Ulti formundayken %25 hasar azaltma özelliğine sahipti. Artık %30 olacak. Ulti formundayken 4 saniyeline %30 hasar azaltacak ikinci yeteneği. Granger geçen hafta çok güzel bir buff yemişti. Bununla ilgili dengeleme yapmışlar. İlk seviyede %25 değil %20 olacak. Yine orijinal sunca göre neredeyse 2 katı daha fazla hasar atacak. ikinci yeteneğini kullandığındaki ilk iki temel saldırısında. Gordon ultisi buff yemiş. Korkutma, kışkırtma, stun yediğinde ultisinin yönü değişiyordu. Artık böyle bir şey olmayacak. Ne atarsanız atın. Gordon ultisinin yönü değişmeyecek arkadaşlar. Hatta bakın sıçrada bile değişmeyecek. Artık Gordon ultisinin yönü. Parlayan asa biliyorsunuz parlak zırh çıktıktan sonra çok fazla tercih edilmemeye başlanmıştı. Yeni bir özellik eklenmiş parlayan asaya. Artık hedefin aldığı büyü hasarını da 5 arttıracak arkadaşlar her bir stekte 6 steka e kadar çıkacak yani 30 daha fazla hasar alacak büyü hasarı olarak parlayan asayı kullanan kişilerden ee, bu parlak zırhı bildiğiniz etkisiz hale getiren bir özellik olmuş parlayan asa için hareket hızında da yine sürat botlarının maliyeti düşürülmüş arkadaşlar buff yemiş 100 altın daha uygun olacak eskisine göre ayrıca bunun verdiği hareket hızı 80'den 70'e düşürülmüş. Fakat herhangi bir hasar aldığında 40 hareket hızı düşüyordu. Artık 25 düşüş. Keskin nişancı hazır. Bana hedefi göster. Beni hiçbir şey engelleyemez. Ne ailem ne de kader. Şimdi sizlere çok merak edilen Hanabi'nin revampının yeni halini anlatacağım arkadaşlar. Birebir bu şekilde olacak yeni haliyle. Biliyorsunuz Hanabi'nin birinci yeteneği böyle sıçrama hasarı veriyor. Bu özelliği kaldırılıyor arkadaşlar. Pasifine geçiyor. Artık düz vursanız da her vuruşta bu sıçrama özelliğine sahip olacak. Yani açmanıza gerek yok. Birinci yeteneğinde bu özelliği olmayacak. Peki birinci yeteneğine ne olacak? Birinci yeteneğine de şu gördüğünüz Biliyorsunuz pasifinde vurdukça kalkan birikiyor. Bu kalkan özelliği de birinci yeteneğine geçecek. Yani e, birinci yeteneğini açtığınızda direkt size kalkan verecek. Ayrıca bu kalkanın bir özelliği daha var. Kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Yani kalkanı açtığınızda e, direkt kitle kontrol etkilerinden kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde olacak birinci yetene. Birinci yeteneğine kalkan sıçrama özelliği de pasifine geçecek. Ultisi Bakın zaten ekrana ara ara görselleri koyuyorum. Ultisinin sıçrama özelliğini ve kontrol mekaniğini en üst düzeye çekmişler. Ve bunun daha kolay yayılabiliyormuş. Yani rakipleri daha kolay kitle kontrol yapıyormuş ve birden fazla kişiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyormuş. Hasarını da ayırmışlar arkadaşlar. Hem yayıldığında hem işte sıçradığında rakibe 2-3 kere hasar vurabilecek. Muhtemelen benim tahminim arkadaşlar bunu attığınızda bu havaya savuracak. Öyle bir şey olacak gibi benim hissettiğim o. Bir de sabitleme böyle sı işte sıçradığında sabitleme şeyi olacak. Yani 2-3 tane özelliği olacak ultisinin. Çok daha iyi olacak gibi gözüküyor eskisine göre. İkinci yetene, yine Hanabi'nin pasifindeki aldıkları işte bu sıçrama özelliği birinci yeteneğinden. Bu özelliği ikinci yeteneğinde de olacak. Yani ikinci yeteneğini kullandığınızda da yine bu sıçrama özelliğini tetikleyecek arkadaşlar. Bütün yeteneklerinde bu pasifindeki böyle sekme hasarı olacak arkadaşlar. Bunu her yetenekte kullanabilecekmiş. İkinci yeteneğe de olmak üzere. Bu şekilde arkadaşlar Hanabi'nin yeni hali böyle olacak. Tamamlandığında zaten tamamıyla test sunucusuna gelecektir. Test sunucusuna geldiğinde de tekrardan gösteririm. Açıkçası Kalkan mevzusu iyi. Birinci yeteneğine kalkan gelmesi. Ultisinin daha işlevsel olması değil Fakat şu ikinci yeteneğinin yerine böyle e, bunu kullandığında işte kayma gibi bir özellik falan kaçma özelliği ekleseler daha iyi olurmuş gibi sanki. Bu şekilde olacak yenilenen Hanabi. and Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.